Daha insanlar daha insancıl oluyorlar, daha rahatlar, daha özgürler, daha medeni bir ortam oluyor. Ama Türkiye'de bazı yerlerde vahşilik, sevgisizlik, saldırganlık, negatiflik yoğun. Bu aslında devlet politikası olarak mücadele edilmesi gereken vahim bir durumdur. Ve devlet güvenliği, millet güvenliği açısından ciddi bir tehlikedir bu. Bunu Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşülmesi gereken bir konudur. Bunu bir dosya olarak hükümete sunalım. Milli Güvenlik Kurulu'na da sunsak güzel olur. Yani devletin bekası için çok hayati bir konu. Benim güzel yüzlüm, nurum çok mübarek, muhterem bir insan. Ruhunun tertemiz olduğu, vicdanının tertemiz olduğu açıkça görülüyor. Bir daha göreyim. Hollanda'dan geliyorum. Çok merak ettiğim bir konu var. Buradaki insanlar maalesef çok değişmiş. Neden böyle bu kadar negatif hani bir enerji veriyorlar? Bunu anlamış değilim açıkçası. Çok çok güzel yüzlüsün. Allah nurunu kat kat artırsın. Harikulade güzelsin. Allah seni uzun ömürlü güzel bir yaşantı içinde yaşatsın. Cennette de Allah kardeş etsin inşallah. Bu doğru tabii. Avrupa'daki rahatlık, sevecenlik, dostluk anlayışı, Amerika'daki sevecenlik, dostluk anlayışıyla Türkiye'nin bazı yerlerindeki acımasızlık, egoistik, bencillik ve sevgisizlik anlayışı ve katılık tabi adeta uçurum gibi, bu doğru. Ama tabi Anadolu insanı çok iyidir bizde. Ya Karadeniz'de, Tokat, Turhal'da, Amasya'da, Yozgat'ta insanlar çok sevgi doludur. Fakat İstanbul'un bazı yerlerinde bir mafya acımasızlığı, mesela Ankara'da da bazı yerlerde böyle katılık, soğukluk, buz gibi sevgisizlik var, bu doğru. Bu Deccal'den kalan kötü hatıralar, kötü özellikler. Bunları kazıdık, kazıyoruz, kazımaya da devam edeceğiz. İnşallah. Ve yakın bir zamanda inşallah kurtulacağız. İnşallah. Evet.